evanjelistler, masonlar ve diğer ezoterik öğretiler. Bu işte unsurların dünya ile ilgili planını da bir kısaca alalım. Sonrasında hem pandemi hem kripto paraya hem de kiralara döneceğiz. Evet, şöyle söyleyeyim. Ezoterik güç odakları, güç simsarları ki şimdi Türkiye'de geçmişte sol kesim Amerika'ya söver sayardı. Şimdi genelde muhafazakarlar sövüp sayıyor. Halbuki ikisi de değil. Amerika dünyadaki en büyük esir ülkedir. Çünkü Amerika elitokrasi tarafından ele geçirilmiş bir ülkedir. Sadece o mu? Avrupa Birliği de elitokrasinin ürünüdür. Ve bunun kökenleri 1200'lü yıllarda İbni Maymunides vardır. Tevrat tefsircisi. İbni Maymun diyordu ki ya Yahudiler hep zulüm görüyor. Mısır sürgünü, Babil sürgünü, ondan sonra Kudüs sürgünü, Romalı Titus'un sürgünü efendim. O zaman diyor Kudüs merkezli bir Tanrı İmparatorluğu kurulmalı. Bütün dünyayı da ülkelerin seçkinleri yönetmeli diyor İbni Maymun. Bu Tevrat tefsirinde o zamanlar Hristiyanlar kıyameti koparıyor. Tabi Müslümanlarda tıs yok. Ondan sonra bu 1950 yılına gelindiğinde Leo Strauss diye bir adam, siyaset felsefecisi, City Üniversitesi'nde Amerika'da, Chicago Üniversitesi'nde öğretim üyesi, Almanya doğumlu 1899, Musevi bir adam. Aynen İbni Meymun'un, Tevrat tefsircisi İbni Meymun'un söylediklerini siyaset felsefesine çeviriyor. Yani dini siyasete dönüştürüyor. Bakın. Diyor ki bu Yahudiler sosyalizmde, kapitalizmde bir yere varamadılar. İşte kırıma uğradılar. Hitler şöyle kıyım yaptı, böyle kıyım yaptı ama Arthur Koestler de diyor ki 13. kabilede Hitler'in kestikleri Karayip Türkleri Yahudileriydi. Nitekim ben Litvanya'ya gittim. Trakya aslında. Türkiye aslında Trakya'ya çevirmişler. Orada şeyler, ırken Türk, dinen Yahudi Türkler vardı. Bugün vardır. Ben 7-8 yıl önce gittim, ziyaret ettim. Birkaç gün geçirdim kendileriyle. Hitler'in kestiği Yahudilerin çoğunluğu bu. Yani çünkü Yahudi inancında Yahudi kökü anadan gelen dışında kimse Yahudi dinine giremez. Böyle bir inanç var. Öbür dünya inançları da yoktur. Böyle bir yapı içinde adamlar yeni bir sistem kurarken dini öne olmadı, siyaseti. Sonra baktılar ki o zamanlar 1950'de yine Hristiyanlar maraza çıkarmışlar. Bizim Müslümanlar da yine tıkıyor. Ondan sonra 1969'a gelindiğinde kapitalizm 1945'ten 1969'a kadar tarihin şaha kalkmış dönemiydi. Ama 1969'a gelince teklemeye başladı. Çünkü kapitalizm arızalı bir sistemdir. Çünkü arızadan beslenir. Yani nedir beslendiği şeydir? Yaratıcı yıkım. Yaratıcı Spengler'in, Spengler değil pardon. Avusturyalı iktisatçı Schumpeter'di. Schumpeter'in yaratıcı yıkımından hareket edilir. Yani zaman gelir yıkar yeniden doğar. Anka kuşu var ya. Tıpkı kripto paraların 1988'de The Economist tarafından anka kuşu olarak resmedilmesi gibi. Geleceğim oraya da. İşte bu yapı içinde Milton Friedman diye bir amca Chicago Üniversitesi'nden. Chicago Üniversitesi Rockefeller Vakfı'nın üniversitesinden. Dedi ki biz bu sistemi dinle kuramadık. Biz bu sistemi siyasetle kuramadık. Ama biz bu sistemi küresel para sistemiyle kurarız. Monetarizm, para politikalarıyla ve enflasyonlar ile insanlığı duman ettiler ve Türkiye bundan çok büyük zarar gördü. Amerika'da, Avrupa'da efendim enflasyon patladı ama Araplara petrolü varilini 4 dolardan 10 dolar 12 dolara çıkardı ama sattığı ürünü 5 dolardan 15 dolara çıkardı. Böyle bir yapı içinde. İşte bu sistem 2008'e kadar aleyhine hanım geldi. 2008'de hani rahmetli Mahsuni'nin gel gel gümüle börme diye insanlığın Mortgage'la değil mi? efendim Mortgage tabii, kriziyle. düzmeceydi yani Yani tamamen bizim bildiğimiz tabiriyle. Düzmece. Mortgage zaten gebermek, zıbarmak demektir İngilizce. Geberip zıbarıncaya kadar borç öde hikayesi. Ve bugün gelinen noktada kapitalizmi şirket sosyalizmine çeviriyorlar. Kamu sosyalizmini Sovyetler'de, Çin'de, Küba'da, Doğu blokunda denediler. Tutmadı. Şimdi şirket sosyalizmine. Yani şunu de diyor. Ben Türk vatandaşıyım, Amerikan vatandaşıyım deme. Ben a member of veya a citizen of
şeyde Microsoft diyor. Microsoft'un vatandaşıyım de diyor adam. Efendim şu iPhone vatandaşıyım de. Buraya doğru ittiriyorlar insanları. Evet. Ve önümüzdeki 5 yıl o kadar zor ki, 2030'a kadar, 2024'teki Amerikan seçimlerinden sonra bu iş hangi taraf Amerika'da seçimi kazanırsa oraya doğru evrilecek. Çünkü City of London, Şangay eksemi, IMF'nin sedaresini, Amerikancı küreselciler dolara bağlı bir kripto sistemini, Amerikan milliyetçiler, ulusalcıları ise dolar sanal, kripto, dijital olabilir ama altına bağlı olsun diyor. Tabii bize ve dünyaya en yakını bu. Ama bunun hangisinin kazanıp kazanmayacağı belli değil. Ukrayna'da Putin Ukrayna'ya daldı. Bizim Türkiye'deki bazı aklı evveller atıyor sıkılıyor şöyle meydan okuyor. Hayır. Amerika parmağını oynatma dese Putin oynatamaz. Niye biliyor musunuz? Çünkü Putin orada vekalet savaşı veriyor. İki tür. Bir, Sovyet İmparatorluğu'na dönmek istiyor. Milliyetçilik duygusu. İki, Amerika adına, Londra adına bir yol bir kuşak var biliyorsunuz. Hı hı. Onun önünü kestiler. Çin'e giden. Tabii Kazakistan'da darbe oldu. Önünü kestiler 2550 kilometre. Tataristan Türk Cumhuriyeti'nde Putin Cumhurbaşkanlığını lağvetti. Ve Balkanlara sarkıtacaklar. Korkuyorum. Amerika Afganistan'dan pat diye çekiliverdi. Bir Şii, Sünni, Afgan, Taliban ve İranlı Mollalar üzerinden bir Şii, Sünni savaşı tezgahlanıyor. Türkiye bu anlamda hiçbir mezhep meselesine falan asla bulaşmıyor. Mezhep bizim işimiz falan değil kardeşim. Her mezhep bizim için İslam'da saygı. Ama en çok da oradan, o damardan girmeye çalışıyorlar. Tabii. Ki başaramadılar da. Bu özellikle seçim sürecinde bunu çok gördük. Hocam peki 2008'deki mortgage krizinden bahsetmişken o teğet geçmişti. Ama şimdi günümüze yine böyle tarihsel olarak gidiyoruz. 2019 ve 2021 yılları arasında bir pandemi yaşandı. Bu gerçekten bir pandemi miydi yoksa plandemi miydi? Onu da sormak istiyorum. Kısaca söyleyeyim plandemi. Çünkü insanın iki temel unsuru vardı. Kutsiyet ve korku. İnsanların kutsiyetine değil korkularını gıdıkladılar. Ve bunu yıllardır Hollywood filmleriyle zaten burada bu kitapta detaylı bir şekilde anlattım. Hollywood filmleriyle bunu anlattım. Evangelizmde işin dini taraflarını anlattım. Hı hı. Efendim tapınak şövalyeleri ve nöro mesihte bu iş bir şeyden itibaren tarihte ilk defa Yahudiler Kral Davut soyundan bir mesihi bekliyor. Hristiyanlar ama öncelikle evangelist Protestan Hristiyanlar İsa Mesih'i bekliyor. Şii Müslümanlar kayıp 12. İmam Mehdi'yi ve İsa Mesih'i bekliyor. Bir kısım Sünni cemaat ve tarikat hem Mehdi'yi hem İsa Mesih'i bekliyor. Kardeşim o zaman şunu sorarım ben. Yüce Kur'an insan hayatıyla ilgili ki Mehdi geleceğiyle ilgili ikinci 3-4 tane şey vardır. Hadis olduğu söylenen ki bu gerçek değildir. Kur'an'da yoktur. Zaten şunu da ifade edeyim. İnsan hayatıyla ilgili Kur'an bir dünyevi düzenleme yapmıştır. Domuz eti insan hayatıyla ilgili oldukça detaylıdır. Ayet vardır. Yemeyin diye. Evet. Şarap içmeyle ilgili ayet vardır. Örtünmeyle ilgili ayet vardır. Ama sevgili peygamberimizin yapamadığını, yapacağı söylenen Mehdi ile ilgili bir ayet-i kerime falan yoktur. Çünkü İslam'ı Muhammedsiz hale getirmek istiyorlar. Çünkü İslam'dan Hazreti Peygamber'i çıkarsanız Türkiye Cumhuriyeti'nden Mustafa Kemal Atatürk'ü çekerseniz bu devleti ve bu dini yıkarsınız. Hı hı. Onun için buraya saldırıyor. Onlar da orayı bildikleri için bu noktaları. Bu noktalar. Çünkü milli ve dini değerler kimliktir. Hı hı. Bugün ben her zaman söylerim. Ahlaki şurada Hazreti Muhammed Mustafa, milli şurada Mustafa Kemal. Biz buyuz. Evet. Biz, sen ben değilim de desen Amerika'da gittiğinde suratına çarparlar, Kanada çarparlar, Avrupa'da çarparlar. Sen busun derler. Hı hı. Ve biz desek ki ya haşa. Dinimizi değiştiriyoruz kardeşim artık. Biz de Hristiyanız. Vallahi tarihte yaptıklarınızın diyetini ödeyin. O da ölümler. Hı hı. Onun için biz şunu söyleyeyim. Biz Türk'üz. Ve tarih boyunca baktığımızda Hristiyanlık birinci bin yılda Avrupa'yı Hristiyanlaştırdı. İkinci bin yılda Amerika'yı Hristiyanlaştırdı. Vatikan'ın bir düsturu vardır. Eski fikirleri yeni metotlarla, yeni metotları eski fikirlerle uygulanır ve 3. bin yılda açıkça söylüyorlar, kendileri söylüyorlar bunu. Hı hı.
Üçüncü dünya bin yılda Anadolu ve Asya'yı Hristiyanlaştıracağız diyor. Baktığımızda Anadolu eskiden beri bir Hristiyan taarruz altındadır ama özellikle 1820'den itibaren Evangelist Protestan veya Pürken dediğimiz bu yapı Anadolu'ya gelmiştir. 1915 olaylarını bunlar çıkarmıştır. Bunlar 1870'li yıllarda Gaziantep'e bir matbaa kurmuşlardır. Bugünkü PKK'nın temellerini atmışlardır. O zaman baktığımızda korku imparatorluğu da maalesef üzerine şimdi nerededir acaba şu bilim kurulundakiler? Nerededir bir Mehmet Ceyhan falan bir adam var? Nerededir? Bunlar, ben şunu söylüyorum vatandaşa. Mahkemeye verin kardeşim. Mahkemeye verin. Sağlık Bakanlığı da mahkemeye verin. Çünkü bu aşı 21 Aralık'ta 2020'de Sayın Sağlık Bakanı, şimdiki Sağlık Bakanı bu mRNA aşısına COVID için verdi veriştirdi. Ne oldu da 3 ay sonra milyonlarca Türk bu aşıdan geçirdi. Ve bugün Almanya'da adam yargılanıyor. Evet, davalar açıldı. Evet. Ve şeyler bu kadar benim ailemden de 3 bu mRNA aşısından sonra COVID olan, COVID'den sonra bir hafta sonra beyne pıhtattı ve öldü kızcağız. İki çocuk yetim kaldı. Bunun hesabını kim verecek? Diğer taraftan aşı karşıtı falan değilim. Ama bunlar aşı değil.